Evet, ben Kandilliliyim biliyorsunuz. Kandil Kız Lisesi'nde okudum. Daha doğrusu Kandil 32. İlkokulla başladım. Sonra Kandil Kız Lisesi'nde okudum. O döneme göre çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum bütün kızlar olarak ve hepimiz bir yerlere yerleştik. Bize hep sorarlar hani kim ünlü sizden falan. Bizdeki insanlar, bizden mezunlar ünlü değil ama çok başarılı iş kadınları oldular, yönetici oldular, öğretmen oldular, öğretim üyesi oldular ve böylece biz topluma olan borcumuzu bir nevi öder konuma geldik. Kendi kendimize bir borç çıkarmıştık Cumhuriyet'in kadınları olarak. Osmanlı Hanedanı'nın şair üyesi Adile Sultan tarafından eğitime başlanan saray, yatılı okuyacak kız öğrencilere kucak açmadan önce savaş mültecilerinin sığınağı olarak kullanıldı. Okul olduktan sonra Adile Sultan olarak anılan mekana Cumhuriyet'in ilanının ardından Kandilli Kız Lisesi adı verildi. Tarihi lise 1986'da çıkan yangın sonrasında harabeye döndü. 1993 yılına kadar bu şekilde kalan lise için eski mezunlar bir vakıf kurdu ve restorasyon başladı. O günden bu yana devam eden çalışmanın amacı okulu bir kültür merkezine dönüştürmek ve buradan elde edilecek gelirle yeni binasına hizmet veren Kandilli Kız Lisesi'nin düzeyini yükseltmek. Temiz, dürüst bir kar amacı gütmeyen bir şekilde buranın birinci aşamasını tamamladık. Yaşamımda ben galiba oradan, ailemden ve okulumdan öğrendiğim şeyler üzerine kurdum. Çocukluğumda babaannemle büyüdüğüm için babaannem bizi hep korkuturdu birçok konularda. Şu şöyledir, bu böyledir, buna inanmanız lazım, böyle yaparsanız şöyle olur diye bayağı dogmatik şeylere inandırmıştı. Ben çok hayalperestim. Çocukluğumda çok etkilenirdim. Sonra bir gün birkaç, yani 6 yaşına geldiğim zaman falan babaanneme sordum. Senin dediklerin hiçbiri çıkmıyor. Ben elimi kaldırınca taş olmuyor. Yalan söyleyince dilim arkamdan çıkmıyor. Babaanne niye bana bunları söylüyordun, hep korkutuyordun diye. Ondan sonra dedi ki babaannem artık seni aldatmam mümkün değil. Uslu durasınız diye bunları anlatıyordum. Demek şimdi düşündüğüm zaman o zamandan beri sorgulamayı öğrenmişim. Hep neden diye sorarak kendi kendime böyle bahçede sırtüstü yatıp yıldızlara baktığımı ve dünya nedir, nereden geldik, kimiz biz, bu soruları çocuk yaşımda sorduğumu hatırlıyorum. Hatta niye yaşıyoruz sorusunu sorduğum zaman küçücükken intihar etmeye karar vermiştim. Bu hayat nasılsa sonunda ölüm getirecek, bari şimdiden öleyim de hayatın derdini çekmeyeyim diye. Liseye geldiğimde, lisede de bir kompozisyonda 50 yaşına geldiğimde artık işe yaramaz bir insan olacağım. O zaman da hayattan çekilmem gerekir. Kimseye yük olmamam. Olmak istemiyorum diye yazmıştım. Öğretmenim şaşırmıştı. Sen 50 yaşın ne olduğunu bilmiyorsun diye. İşte şimdi 68 yaşına geldim. Hala koşturuyorum. Demek o zaman çocukken bir takım şeyleri yanlış düşünüyormuşum. Tıp fakültesini işte çok isteyerek girdim tıp fakültesine. Ölürüm girmezsem diye düşünüyordum. Yani müthiş bir aşkla, böyle insanlara yardımcı olacağım falan diye değil. Bambaşka bir şeydi o beyaz gömlek, steteskop, insanlara böyle bakarak bir şeyler bilmek, öğrenmek, araştırmak herhalde bana çok cazip geldi. Ve orada da hep ezberci olmamaya çalıştım. Derslerimi çalışırken mesela kitabı okuyup özet çıkarıp ondan sonra başkalarına anlatarak. Lisede de öyle yapardık hep, paylaşırdık. Hiç ben kendime saklamak istemem bilgileri. Böyle hava atmak, bunlar yani benim yapımda yok. Bunları bir erdem diye değil, içimden öyle gelmediği için yapıyorum. Aynı şekilde cüzdan da benim karşıma böyle çıktı. Yani seçilmiş bir konu değildi. Bazıları der ki bana sen ne akıllı insanmışsın, bakir bir konuyu seçtin, işte bütün Avrupa'ya gidiyorsun, kongreleri çağırıyorlar seni, yayınların basılıyor. Hiç de öyle değil, tamamen rastlantısal bir şekilde. Ve onlarla karşılaştığımda diğer insanların tepkisi beni çok rahatsız etti. Ve işte o hep soru sorma şeyi var ya, burada bir yanlış var. Bunu ben sık sık söylemek istiyorum. Bu insanlar 20. yüzyılın sonunda hala niye böyle perişanlar? Bunun başka bir yöntemi yok mu? Hiçbir şey bilmediğim halde bu soruyu kendime sordum. Ve böylece bir sanki beraberlik ortaya çıktı. Yani bu konunun üzerine gidişim bundan. Ama ben her konunun üzerine böyle gittim. Bu konuyla kimse ilgilenmediği için ilgilenme ihtiyacını duydum. Ama tabii yetkili etkili olmanız için bir zaman geçmesi lazım.
Demek ki 57'den 57'den 63'e kadarki dönemde hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonra üniversiteye tamamen rastlantısal bir şekilde geçtim. Yani herkes zanneder ki ben böyle akademisyen olmaya hevesliyim falan. Hiçbir şekilde kendimi zaten akademisyen hissetmedim. Yani benim bir cübbem olmadı. 38 sene öğretim üyeliği yaptığım halde bir cübbe edinmedim. Çünkü o bana hiçbir şey vermiyordu. Bir heyecan vermiyordu. Ben heyecanımı pratisyen olarak çalışırken, hastalar ve öğrencilerle birlikteyken duyuyordum. Ve bunu da sadece klinikte değil, Anadolu'nun her köşesinde yapmaktan mutlu oldum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyiyim. İyi misin baba? Yerleştirsin. Olmuyor ama mi? Şimdi sahip çıkıyor onlara. Vermiyor ki hocam. Anne babası da sahip çıkıyor onlara. İşte okula gidiyorlar ama, değil mi? Gidiyorlar, evet. İşte bu cüzdan çalışmaları sırasında ben kadınların konusuyla da yani görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Hasta kadınımız mesela çok azdır bizim. Çünkü hasta olsa bile onu bir tarafa kapatırlar. Biz böyle şey kümeslere kapatılmış cüzdanlı kadın hastalarımızı bulduk getirdik. Yani onu siliyor hayattan, çıkartıyor. Sen yoksun diyor ama erkekse onun tedavisi için koşturabiliyor. O eşitsizliği görüyorsunuz. Eğitimdeki eşitsizliği görüyorsunuz. Göre ayıptır, günahtır. Yani 5. sınıfı bitirdikten sonra evde otursunlar. Gidip okula ne yapacaklar ki? Benim okulda arkadaşlarım sadece 9 kişi var. Kız olarak. 9 kişi okuyoruz. Evde oturuyorlar. Temizliktir, su çekmektir. Yani hem de Mardin'de su sorunu çok var. Bu sefer düşünüyorsunuz. Bir de bu arada tabii bizim Atatürk ilkeleriyle bağlantılarımız var. Biz ilkokuldan başlayarak, ailemizden başlayarak ciddi bir Atatürkçülük eğitimi aldık. Dolayısıyla onun görüşlerini de birleştirdiğiniz zaman anladım ki en önemli sorunlardan bir tanesi kadınlar, kız çocuklarımızın okutulmaması. Ülkenin insanların yarısının neredeyse toplumsal yaşamdan uzak, aile içinde de bir köşeye sıkıştırılmış, sesi çıkmayan, soluğu çıkmayan, üzerine kuma alınan, berber edilen varlıklar olduklarını gözledim. Yani bu köy gezilerinde zaten bunu çok iyi anlıyorsunuz. Bunun yanında çok çocukluluk, her evde onlarca çocuk ve insanlar bakıyorlar ne yapabiliriz, işte Allah verdi ne yapalım, kadermiş, bize kimse bir şey öğretmiyor. Halbuki bir yandan da biz tıp fakültesinde aile planlaması diye bir şey öğrenmişiz. Bunun o insanlara iletilmesi gerekiyor. Bir gidiyorsunuz köyde ebe var, aleti yok. Alet var, ebe yok ya da hiçbir şey yok. Dolayısıyla tam bir devlet politikası olarak yürütülmemiş. Üniversitelerin de burada fazla bir katkısı olmamış. Yani bu bir seferberlik halinde bir aile planlaması yapılsaydı bu kadar çok çocuklu aileler olmayacaktı. Ve bu aileler, çok çocuklu ailelerde bir seçim yapmaları gerekiyor. O zaman kızları evde tutup 12 yaşında evlendirip erkek çocukları okutalım bari onlar bize bakar diyorlar. Bu da onların en doğal hakkı. Fakat babaya sorduğunuz zaman niye kızını okutmuyorsun? Kız çocukları okutulur mu? Halbuki tamamen ekonomik nedenlerle. Mardinli genç kızlar eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli bursu törenle aldılar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Türksel sponsorluğunda yürüttüğü Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesi kapsamında düzenlenen törende genç kızların ve ailelerinin yüzü gülüyordu. Onur duyuyoruz. Mardin'de heyecanlı ve keyifli bir gün. Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesinin bursları dağıtılıyor. Proje, kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşayan, maddi durumu yetersiz ailelerin okuma azimliliği içindeki kızlarına eğitim desteği verilmesini amaçlıyor. Şimdi biz bunları da keşfediyorsunuz ve ondan sonra bakıyorsunuz ki Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bir takım terslikler de oluyor.
İşte bir takım radikal İslamcılar çıkıyor, işte kızları örtüyorlar, eve kapatıyorlar. İşlerden çıkıyor kadınlar çalışmasın diye. Bir türlü düzelmiyor yani kadının konumu. Bir de radikal İslamcı akımlar sırasında işte inançlar nedeniyle kafanızı örtünüz deyip kızları politize ederek kullanmaya başlıyor. Yani insan gerçekten çok üzülüyor. Bu kadar güzel kurulmuş, bu kadar can verilerek bağımsızlığımızı elde etmişiz. Laik bir düzen kurmuşuz. Laik bir, ama bir yandan da halkının çoğu Müslüman olan örnek bir ülke kurmuşuz. İşte o yüzden arkadaşlarımızla birlikte bu sefer Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ni 89'da kurduk. Ve dedik ki projelerimizin arasında kız eğitimini de koyalım. Kızlar ve erkekler eşit şekilde okusunlar, meslek sahibi olsunlar. Feminizme gelince ben kendimi Kemalist feminist olarak algılıyorum. Yani Mustafa Kemal zaten bundan birkaç yıl evvel dünyanın en önemli feministi olarak ilan edildi Dünya Kadınlar Günü'nde, zannediyorum ki Amerika'da. Ve gerçekten onun bakış açısı kadınlara, yani kadınlara eğitilmemiş bir ulus kalkınamaz sözü onun sözü, biliyorsunuz. Dolayısıyla ben kendimi Kemalist feminist olarak değerlendiriyorum. Feminizmi de şöyle algılıyorum, yani bu bir yelpazedir, uçlar vardır, ortası vardır. Eğer bir ülkede kadın erkek eşit değilse her açıdan, o dengeyi kurmak için bizim bir çalışma yapmamız lazım. Bunu tabii ki kadın erkek yapmak zorundayız ama en çok da itici güç kadınlara düşüyor, eğitilmiş kadınlara düşüyor. Dolayısıyla feminizmi ben kadın erkek eşitliğini sağlama çalışmalarına gönül vermek ve buna ivme kazandırmak olarak görüyorum. Bunun çok uçları olabilir, onlara da saygı duyuyorum. Yani sadece kadınlar için çalışan ama ben toplum için eşitliği sağlamak için çalışmaktan yanayım ve onu öyle düşünüyorum. Yani erkek düşmanı bir feminist değilim. Tabii bir yandan da ben kendi kendimi eğitmekten yanayım. Her gün okumak zorundayım. Her gün 3 gazete okuyorum, kitap okumak istiyorum, yazı yazıyorum, kitap basıyorum. Kendi yazdıklarımı insanlar duysun, birlikte bir şeyler yapalım, tartışalım istiyorum. Ve kendi kendini geliştirmeden insanların hiçbir yere varamayacağına inanıyorum. Çünkü bir yerde ben tamam her şeyi biliyorum dediğiniz zaman hiçbir şey bilmediğinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Çünkü her gün her şey değişiyor. Lise çağlarında hepimiz tabii ki cinsel varlık olduğumuzu da fark ettik. Ama o kadar çekingen ve utangaçtık ki mektup arkadaşları edindim ben. Hep mektuplaştım birçok kişiyle, yurt içinden, yurt dışından. Ve oralarda bir takım duygusal yaşantılar oldu mektup üzerinden. Onların içinden birkaç arkadaşımla sonradan tanıştım. Ama tabii ki çok etkileyenler de oldu. Hayatımızın içinde o mektup arkadaşlığının bir platonik aşka dönüşerek sürdüğünü de söylüyorum. Bugüne kadar da devam eden böyle güzel anılarım var. Sonra liseyi bitirip de üniversiteye geçtiğimizde birdenbire
tabii ki erkek arkadaşlarımız da oldu. Onlarla ben hep kardeş. Annem bize öyle öğretmişti. Erkek arkadaşların erkek değildir, senin kardeşindir onlar diye. Ve onlara da hep böyle bir izlenim yaratarak beraber oldum. Hala çok dostlarım vardır. Çok beni kardeşleri gibi sevenler vardır. Tabii onların bir takım duygularını da hep bastırmaları gerekti benimle arkadaşlık edebilmeleri için. Ama ben bir yandan da hayatı tanımak istiyordum. Evlenmek, anne olmak. Yani anne olmak için evlenmek istiyordum. Zaten annemin eğitiminde de bu vardı. Yani kadınlar kocalarıyla çocuk yapmak için beraber olurlar. Ama ben mesela babamın annemle öpüştüğünü bile görmedim. Aynı yatakta yattığını görmedim. Sanki bunlar tabuymuş gibi bize gösterildi. Bu tabii ki benim hayatımı etkiledi zannediyorum ama tıp fakültesinde daha 3. sınıftayken benden 8 yaş büyük bir baş asistanımızla evlendi. Böyle ani bir büyük aşk şeklinde ve hemen çocuk sahibi oldum. İşte 1958'de Çağlayan'ı, 57'de evlendim, 58'de Çağlayan'ı doğurdum, 60'da da Çınar'ı doğurdum. Bir arada tıp fakültesi öğrencisiyim, koşturuyorum, yoruluyorum, işte hamileyim. O sırada tüberküloza yakalandım. Öğrenci hastalığı derler, hastalardan mikrop alıyorsun. Benim plörizi oldum, yani akciğer tüberkülozu oldum. İki hamileliğimde de bunu yaşadım, bunun tedavisini oldum. Ama bir müddet sonra bir çocuğum 2 yaşında 7 aylık, öteki sadece 7 aylıkken ben bel kemiği tüberkülozuna yakalandım ve 8 ay yüzük oyun yattım. Sonra ameliyat oldum, bacağımdan kemik alıp belime eklediler, o zaman öyle yapılıyordu. Tekrar 5 ay, yani toplam 13 ay yüzük oyun yattım. Düşünebiliyor musunuz, o çocuklar küçücük. Yanıma oturturdum, birisi oturak iskemlede, öteki yanımda, onları oyalardım. Yüzük oyun yatarken nakış işledim, makinede dikiş diktim, kitap okuyamıyordum yüzük oyun yatınca. Ama hiç durmadan kendimi çalışmaya verdim. Çocukların eğlenmesine, yedirilmesine, onları tek tek yedirirdim. Hatta komşu çocuklarına bile yemek yedirirdim sabrımla. 13 ay yattıktan sonra da koskoca şişman bir hatun olarak kalktım. Çünkü kimse bana masaj yapman gerekir, belli diyet yapman gerekir demedi. Yağları, balları zorla içirdiler. Tüberküloz ilaçları da iştah açıyor. Bu sefer de onunla mücadele ettim. 2 sene çelik korse taşıdım. Belim tekrar bozulmasın diye. Ve ondan sonra o sırada bütün derslerimi verdim. Mezun oldum. Yani herkes 6 senede mezun olurken ben 10 senede mezun oldum. Bütün bunlar da araya girdi. Ama yılmadım. Sonra çalışmak istedim. İhtisas yapmak istedim. 2 tane çocuk ihtisas yapmak kolay bir şey değil. Eşim de tabii diyordu ki sen artık bu kadar hastalıkta geçirdin, diplomanı da aldın, oturduğun yerde çocuklarınla meşgul ol. Bunu yapamadım. Yani kendimi tam bir aile kadını olarak, bir yani işi gücü evine bakmak, kocasına bakmak ve çocuklarına bakmak olan bir kadın olarak hissedemedim bir türlü ve en sonunda işte 9. yıldı ayrılmak durumunda kaldım. Bütün Türkiye'de ayrılan çiftler gibi ben de sıkıntılar çektim. Çocuklarım bir süre uzak tutuldu. İşte onlara kavuşamayacağım diye düşünürdüm ama sonra her şey düzeldi. Biz çocuklarla çok güzel bir yaşantı kurduk. Onlar da sıkıntı çektiler, epey bir sıkıntı çektiler. Bu ayrılık nedeniyle o benim yüreğimde bir acıdır ama bazen çocuklarla konuşuyorum, üzülme anne diyorlar. Biz her şeyin üstesinden geldik. Şu anda çok mutluyuz. Birlikte mutlu anlar yaşadık. Arkadaş gibi olduk onlarla. Yıllar sonra bir ikinci evlilik daha yaptım. O bir sanatçıydı ve öldü kısa bir süre sonra. Ama o evlilik hiç yürümedi. Çünkü ben artık durmuş oturmuş bir meslek sahibiyim. Projelerim var, çalışıyorum. Neden olmasın demiştim. Bir arkadaşın, insanın niye olmasın, kendimi bir kere daha deneyeyim demiştim ama orada da başarısız oldum. Yani hani sorarlar başarısız olduğunuz şeyler diye, ben evlilik yapamıyorum. Yani insanlar evlenince o kadının kendilerine ait olmasını istiyorlar. Ben hiçbir yere ait olmak istemiyorum. Bu duygu içime geldiği zaman derhal tepki gösterip işi bitiriyorum. Yani tek kısa sürede bitirdiğim 2 tane evliliğim var. Onu da hiç çekinmeden anlatıyorum. Bu çocukları doğurduğum için çok mutluyum. Onlar 2 tane iyi yurttaş oldular, çağdaş gençler oldular ve
aşağı yukarı benim dilediğim bir yaşantı içinde özgürce kendi hayatlarını seçtiler. Devam ediyorlar. Benim şimdi iki tane koskoca erkek arkadaşım var. Onlarla hayatı paylaşmak çok büyük mutluluk. İki tane de torunum var küçük oğlumdan. Büyük oğlum katiyen evlenmem, ben bu sorumluluğu almam diyor. O da kendi seçimini yaptı. Ona da çok saygı duyuyorum. Burası Çağlayan'ın mekanı, oğlumun benim üst katımda. Ve kendisi bu mekanı atölye haline soktu. Tornasıyla, tezgahıyla ve grafik bölümünü bitirdiği halde güzel sanatlarla o işi yapmak istemedi. Ve gitar yapıyor gördüğünüz gibi. Ben de çok şaşırıyorum nasıl oluyor diye. Gidiyor tahta alıyor. Bu tahtaları koklayarak alıyor. Ondan sonra bu şekilde uğraşıyor. Her şeyiyle, eliyle uğraşarak çeşitli boyutlarda gitarlar yapıyor. Ben onunla birlikte burada yaşamaktan çok memnunum. Biraz gördüğünüz gibi dağınık ortam ama bir atölye ortamının böyle olacağını düşünüyorum. Sanırım ilk solak olduğundan dolayı başladı. Hepimiz solakız biz. Anneanne, annem, ben, rahmetli kız kardeşim Turhan ve Çağlayan. Evde 5 tane solakız biz. Evet, solaklık bir şey, enteresan bir terslik. Yani bir sürü işte malzeme bulamıyorsun, makasla kesemiyorsun, cetvel bulamıyorsun, bütün aletleri ters kullanmak zorundasın. O bir şekilde bir merak da, beceri de yaratıyor. Üniversite sırasında ilk başladım yapmaya. Sonra yavaş yavaş işte geliştire sonuçta bir şekilde mesleğim haline geldi. Gösterebilirsem yaptıklarımla. Böyle mesela bu en çok kullandığım aletlerden bir tanesi. Bizim Türk gümüş aletinin gövdesi ve bir gitar sapı ve daha çok işte ikisinin arası bir ses çıkarıyor. Çok küçük gövdeli aletler seviyorum. Bana çok büyük geliyor normal gitarlar ve onların işte kendi karizmaları. Daha da abartıp çok daha küçük formlara sokuyorum gitarları. Bir mesela 8 telli bir gitar, bir normal elektrik gitar, üzerine bir bas gitar ekli vaziyette. Ama sadece çok küçük ve şey yapmadan, yani gösterişsiz bir şekilde çalınabilen bir gitar. Onun dışında gösterebileceğim, şimdi denediğim şöyle bir şey var. Buna benzer daha önce de birisine yaptım, bir arkadaşım hala çalıyor. Stick kontrbass deniyor. Sadece bir gövdesi olan bir şey. Ona yaptığımı biraz daha küçük bir alet. Bir şekilde böyle değişik şeyler yapıp insanların ilgisini çekmek ve müzisyenleri başka türlü de enstrümanlar olabileceğini ve çalabileceklerini şey yapmak. Bir de müzik yapıyorsunuz. Evet, bir yandan da bu yaptığım aletler bir şekilde bize avantaj sağlıyor. Küçük bir grubumuz var, iki kız arkadaşımız var, genç kızlar. Onlar müzik yapmaya çok meraklılar. Onlara bir takım aletler yapıyorum. Onlar da onları seve seve çalıyorlar ve gerçekten bizim yaptığımız aletleri bizim grubumuzun içerisinde değerlendirmemizde çok güzel sonuçlar veriyor. Daha çok sokak müziği diyebileceğim bir müzik yapıyoruz. Ne yapacağız? Küçük oğlum da çok kısa bir şeyden sonra evlendi. O da 20 yıllık evli neredeyse. İki tane de aslan gibi torunum var. Onlar da erkek. Yani ben erkeklerle yaşayan bir kadın durumunda oldum yıllardan beri. Bundan da hiç şikayetçi değilim. Çok mutluyum. İç içe vıcık vıcık bir sevgi değil bizimkisi. Ama gerektiği zaman birlikte olmak şeklinde sürüyor çocuklarla olan ilişkilerim. Ve gerçekten aile hayatında. Belki de çok sıkıntılar çektim ama onları da unutuyorum. Hep güzel anılar bende var. Bunları yapmam lazımdı, bunları denemem lazımdı diye düşünüyorum ve hiç pişman değilim.